Bakın şimdi şu ekonomik krizin çözümü yine Türk İslam Birliği'dir. Türk İslam Birliği olsa, yani ekonomik kriz saat hesabıyla biter. Yani onun vereceği psikolojik neşe piyasaları böyle çıldırtır adeta. Evet. Yani müthiş bir zenginlik ve bereket meydana gelir. Sadece sınırlar açılacak, o kadar. Vize kalkacak, bu kadar. Kalkacak. Gümrük kalkacak, evet. Bu kadar. Bunlar bizim kardeşlerimiz, yani özbeöz Türk. Yani niye sınır olsun? Mesela Türkmenistan, Azerbaycan, Tacikistan, bunlar hep bizim özbeöz kardeşlerimiz. Kanımız bir, dilimiz bir, dinimiz bir, örf, ananelerimiz, her şeyimiz bir. Ya çok çok gereksiz ve çok çok lüzumsuz bir bölünme olmuş. Çok acı bir bölünme olmuş. Bunun hemen temizlenmesi, düzeltilmesi lazım. Hatta Gürcistan'ın ve Ermenistan'ın da bu birlik içerisine alınması gerekiyor. Çünkü onlar da bizim Hristiyan kardeşlerimiz. Hatta İsrail'in de alınması gerekiyor bu birlik içerisine. Mutlu, huzurlu, zengin, çok güzel yaşarız. Allah bereket verir, bolluk verir. Nereye gitsen kapı. Bir yasak olursa bu kasılma daha da şiddetlenebilir. Zaten ekonomik krizin amacı Türk İslam Birliği'ni birleştirmektir. Yani Allah onun için çıkarıyor inşallah. Türk İslam Birliği ekonomik krizin de çok ciddi etkisiyle bir araya gelecek. Yani hatta ben şöyle diyebilirim, %70 etkisi olacak diyorum. Yani en az. Mecburiyet meydana getiriyor Allah. Yani Allah'ın Cabbar ismi vardır. Yani zorla yaptıran bir şeyi. Yani insanların gönlü yoksa zorla yaptırır Allah. Cabbar isminin tecellisi olarak bu şekilde bu ismin tecellisi oluşacak ve İslam alemi, Türklük alemi tamamen birleşecek. Ben ekonomik kriz başladığında ta başında söyledim. Bu 7 yıl sürecek dedim ve gittikçe şiddetini artıracak dedim. Ciddi kıtlık da meydana getirecek dünyada dedim. Buna karşı ciddi önlemler alınması, şu andan hazırlık yapılması gerekiyor dedim. Ve tek çözümün de Türk İslam Birliği olduğunu söyledim. Bunun dışında mahvolur dünya, ben açıkça söyleyeyim. Perişan olurlar. Yani dünya tarihinde görülmemiş bir kıtlığa dönüşür. Tek çözümü Türk İslam Birliği'dir. Bunun bereketiyle, bunun güzelliğiyle, bunun huzuruyla bu sefer bu olay tam tersine dönecek. Kıtlık bu sefer aşırı bolluğa dönüşecek. Bakın bu sefer de hiç görülmemiş, dünyada görülmemiş bir bolluk meydana gelecek. Bu Mehdi devrinin önemli, çok çok önemli olaylardan bir tanesidir. Çünkü bu elle tutulur, gözle görülür bir şeydir. Kimsenin inkar edemeyeceği bir şeydir. Bakın Türkistan Birliği kurulduğunda çok şaşırtıcı bir zenginlik olur. Ama çok şaşırtıcı. Mal ve para koyacak yer bulamaz insanlar. Hani halk der ya, zibil gibi bilir. Yani başımızdan taşar Allah'ın izniyle. Hiçbir şeye ihtiyacımız olmaz. Malı ve parayı biz dağıtırız o zaman. Bütün sorun birlik ve beraberlik olmamasından kaynaklanıyor. Mesela bak Ermenistan dedim ki, açın kapılarını Ermenistan dedim. Açmadılar. Buyurun, Ermenistan ekonomisi de çökmüş. Ermeni devleti de iflas etti şu an. Yani ekonomi yönden iflas etti. Halbuki kapıları açılsa müthiş bir rahatlık olacak, ferahlık olacak. Şimdi de halk da müthiş mustar olmuş. Yiyecek fiyatları astronomik şekilde yükselmiş, fırlamış. Yazık değil mi bunlara? Bizim insanımız bunlarda. Bize ait insanlar, gecikmiş bir şey yok. Yine olur. Açılsın artık Ermenistan'ın kapıları, Azerbaycan'ın kapıları da açılsın. Bir avuç masonun direnmesi önemli değil. Hiç adam yerine koymadan, hiç muhatap olmadan doğrudan bunu hemen yapalım. Yani bunu günlere, haftalara yaymak bile hata. Yani bir an önce yapılması gerekiyor. Bakın gecikme neye mal oldu? Yani Ermenistan'ın sınır kapıları açılsa Ermenistan'ın ekonomisi çöker mi? Müthiş bir para hareketi olacaktı. Müthiş canlanırdı. Yazık değil mi oradaki insanlar?